Merhaba arkadaşlar. Coğrafya kısa bir tekrar testleri ekonomik faaliyetlerle devam ediyoruz. Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür. Eğitim, sağlık, ticaret, turizm, güvenlik gibi insanlara hizmet sunan sektörlerdir. Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği ve üretim sürecini gerektirmeyen tüm faaliyetlerdir. Bahsi geçen bizim hizmet dediğimiz kısma karşılık gelir. Hizmet de üçüncül kısımda değerlendirdiğimiz ya da üçüncül ekonomik faaliyette değerlendirdiğimiz bir nokta. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Birincil dediğimizde tarım, hayvancılık, ormancılık, eskiden avcılık, toplayıcılık. İkincil dediğimizde sanayiydi. Dördüncül dediğimizde bilgi işlem, araştırma geliştirme, yazılım, donanım. Beşincil dediğimizde ise üst düzey yöneticiler, CEO'lar bunun başında geliyordu. İkinci sorumuzda Neolitik çağda yaşanan en köklü değişim yerleşik hayatın başlaması. Yerleşik hayatın başlaması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisiyle birlikte olmuş ya da hangisi daha çok etkili olmuş? Ki yerleşik hayata geçilmesi arkadaşlar tarımla birlikte gerçekleşmiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oluyor. Üçüncü soruda ise bazı meslekler ve onların dahil olduğu ekonomik faaliyet grupları eşleştirilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi tarım, hayvancılık, ormancılık birincil. Hakim ki hizmete giriyor üçüncül. Öğretmen hizmete giriyor üçüncül. Yani bu yanlış. Çoban ki hayvancılık birincile giriyor. Postacı üçüncüle giriyor hizmet sektörüne. Tabii tarihi bir sınıflandırma yapıyorduk. İnsanlar önce tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Sonra bunu sanayiye dönüştürdü. Sonra hizmet sektörü ki bir hizmet ihtiyacı doğdu. Hizmet içinde de gelişen diğer dördüncül ve beşinci sektörlerin dikkate alındığını biliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımız öğretmen oldu. Yani C şıkkı üçüncül olması gerekiyordu. Evet, dördüncü sorumuzda K ülkesinde çalışan nüfusun yarıdan fazlası üçüncül ekonomik sektörde, yani hizmet sektöründe çalışıyormuş. M ülkesinde halk geçimli birincil, yani tarım, hayvancılık, ormancılık gibi alanlardan sağlıyormuş. Buna göre K ülkesi daha gelişmişken M ülkesi daha az gelişmiş bir ülkedir. Çünkü tarım fazlaysa tarımda çalışanların oranı, bu ülkeler genelde gelişmemiş ülkeler statüsünde oluyor. Buna göre bu ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, seviyeleri farklılık gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 5. sorumuzda üçüncül ekonomik faaliyet türünde çalışan nüfus oranı fazla olan bir ülke hakkında. Şimdi bu da gelişmişlik seviyesi yüksek olan bir ülke. Tarımda çalışan nüfus oranı daha az oluyor bu ülkelerde. Doğal nüfus artış hızı düşük oluyor. Gerçek nüfus artış hızı yüksek oluyor. Çünkü doğum oranları düşük. Buna göre yalnız 2, yani B şıkkı doğru cevabım oldu. Gelişmiş bir ülke olduğu için böyle bir yorum yaptım. Evet, bir kısa tekrar testinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.